Herkese merhaba, bu videoyu izleyecek olanlar hepiniz hoş geldiniz. Ben Derya. Bugün birlikte bir far paleti inceleyelim istiyorum. Görmüş olduğunuz üzere ben makyajımı yaptım, öyle geldim ama gözlerim bomboş bakmakta. Şimdi bu bomboş bakan gözleri birazcık renklendirmeyelim mi? Birazcık dolu dolu hale getirmeyelim mi? Tabii ki getirelim. Bunun için de bu paleti kullanmayalım mı? Sanıyorum ki ödüllü bir paletti. Benim hiç kullanma fırsatım olmamıştı, inceleme fırsatım olmamıştı. Uzun zamandır elimde ve uzun zamandır kesinlikle böyle pıt tadanak bile dokunmadığım bir paletti. Şimdi bugün hep beraber bu paleti inceleyelim istiyorum, makyajını yapalım istiyorum. Hiç uzatmayacağım, hemen videoya geçeceğim ama onun öncesinde küçücük hatırlatmalarımı her zaman olduğu gibi yapacağım. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olabilir, benden gelecek videolardan haberdar olmak isterseniz de bildirimlerinizi açabilirsiniz. Hiç uzatmayalım, hemen başlayalım istiyorum ve başlıyorum. Sebi Bebe'nin çıkarmış olduğu, Revolution'la birlikte çıkarmış olduğu bu Day to Day paletini inceleyelim istiyorum bugün. Güzel bir palet olduğunu biliyorum. Bir de biz kullanalım bakalım ne olacak bilmiyorum. Şöyle bir karton kutumuz var. Bu palet çıkalı bir yıl ya da bir yılı belki biraz aşkın bir süre olmuş olabilir. Ben çıktığı zaman almıştım. Yani hemen değil, birkaç ay sonra sanırım almıştım. Tam hatırlamıyorum o kadarını ama daha sonra, hatta bir alışveriş videosunda da bahsetmiştim paletten size. Ama daha sonra kullanma fırsatı maalesef bulamadım. Bugüne kısmetmiş dediğim gibi. Şimdi bir bakalım bakalım, biz de bir makyajını yapalım bakalım. Gerçekten çok çok heyecanlıyım, çok çok da mutluyum. Bu işbirliği beni çok çok mutlu etmişti. Önce onu söyleyeyim. Bir Türk YouTuber'ın, bir Türk kızının böyle bir işte bu kadar başarıya ulaşması benim için gerçekten çok çok özel. Bu yüzden çok çok mutluyum. Ve böyle bir güzelliğin elimde olmasından dolayı daha çok mutluyum. Şimdi o zaman başlayacağım. Şöyle bir karton kutumuz var. Ambalajımız değil bu. Evet, bu karton kutumuz. Bu şekilde yapmışlar kutuyu da. Gördüğünüz üzere zaten bunu biliyorsunuz, biliyorum ama şimdi ben yeni incelediğim için neden ilk defa görüyormuş gibi yapmayasınız ki? Konuşamadım ama olsun. Lütfen ilk defa görüyormuş gibi yapın. Şaşırın, böyle mutlu olun benimle falan. Hani benimle birlikte olun. Benimle birlikte yürüyün, olur mu? Ne diyeceğimi bilemedim orada. Şöyle bir dış yüzeyimiz, bir ambalajımız var. Üstünde Sebi Bebe'nin adı yazıyor, Sebile yazıyor. Çok güzel bir şekilde burada. Yıldızlar var. Burada daha yoğun, aşağı doğru birazcık böyle şey olan, seyrelen yıldızlar yapmışlar. Çok güzel olmuş ve çok kaliteli bir ambalaj bu bence. Gerçekten çok beğendim ambalajını, öyle söyleyeyim. Hemen aynamı kapattım. Koskocaman bir aynamız var. Bakın görüyor musunuz? Bunun jelatini hala üstünde. Ve jelatinin üzerinde isimleri, renklerin isimleri yazıyor. Sanırım bir de arkasında da yazıyordu. Evet. Evet. Arkasında da. Şurada da ürünlerin, farların isimlerini bulabiliyoruz. Bu da güzel bir şey olmuş. Evet, şimdi şöyle bir aynamı biraz önce kapattığım gibi yine kapatayım ve farları size şöyle yakınlaşarak göstermeye çalışayım. Daha sonra zaten swatch'a geçeceğiz. Şimdi ben çıkıyorum. Birazdan görüşürüz. Umarım görünüyordur. Ben şu an nasıl göründüğü konusunda hiçbir fikre sahip değilim ama birazcık daha şöyle uzaklaştırayım. Biraz daha yakınlaştırayım. Ve şöyle göstermeye çalışayım size renklerini. Çok güzel renkler değil mi bunlar? Bence çok güzeller. Bayıldım ben gerçekten. Zaten alışveriş videosunda da bahsederken yine bayılmıştım. Evet. Bu şekilde renklerimiz var. Şimdi bunları teker teker swatchlayıp size bir de swatchlarını göstereyim ve ben de göreyim artık. Yani bir senedir elimde olan bir paleti artık kullanayım ya, mümkünse. Değil mi? Şimdi o zaman şurayla mı başlayayım? Şurayla başlayacağım. Şu en alt kısmıyla bir başlayacağım. Onları bir swatchlayacağım. En alt diyorum ama böyle çevirince en üst oluyor onlar bu arada. Evet. Bayağı güzel. Matlar yumuşacık. Böyle nasıl diyeyim? Toz toz olur ya böyle. Çok kupkuru olur. Öyle değil. Bayağı yumuşak geldi bana matları açıkçası. Bu arada bu palette 18 tane renk var. Sadece 3 tane ışıltılı renk var. Diğer hepsi mat renklerden oluşuyor. Mat palet isteyenler için çok çok güzel. Mat renkleri sevenler için çok çok güzel diye düşünüyorum. Ben de çok seviyorum mat renkleri. O yüzden zaten bu paleti
almak için birazcık daha böyle heyecan duymuştum. Evet ya, çok iyi matlar, çok iyiymiş. Bayağı iyi. Şimdi bu ilk iki sırayı swatchlarız diye düşünüyorum. Yani gideriz, evet. Devam edeyim ben. İlk sırayı değil de ilk iki sırayı şöyle yapsam daha iyi olacak yine, evet. Çünkü ben swatch yapmayı da unuttuğum için artık. Bakar mısınız? Yani mat renkler bunlar. Nasıl geldiğine bakın. Gerçekten çok güzel geliyor. Çok beğendim. Yani şey değil, nasıl söyleyeyim, hani böyle tebeşir gibi kupkuru değil, bayağı böyle hani sürüyorsunuz, böyle koyuyorsunuz ve geliyor. Çok güzel. Bu arada bu paleti biliyorsunuz ki Sebi kendisi oluşturmuş. Yani daha önceden olan renklerin üzerine bir işbirliği değil. Bu tamamen çalışılmış renklerden oluşmuş bir paletmiş ve Sebi kendi çalışmış bu paletin üstünde. O da ayrıca çok güzel değil mi? Bence çok güzel ve gerçekten de çok güzel yani. Vallahi çok güzel. Bir sene nasıl durdun Derya? Nasıl denemedin bugüne kadar diyorsanız, gerçekten dişimi sıktım. Hiç böyle parmağımın ucunu bile dokundurmadım. Burada beraber bakalım istedim çünkü. Çok güzel ya, çok beğendim. Yani swatchlarken çok beğendim. Gözümde daha çok beğeneceğim herhalde. Bakacağız. Çok iyi. Şu renk çok güzelmiş. Renkleri de bu arada çok güzel. Yani sıcak renklerden oluşuyor. Böyle daha sonbahar. Aslında yaz ve sonbahar ikisi de olur. Yani kış da olur. Hiç fark etmez. Rengin yazı kışı mı olur? Yani ne zaman istiyorsanız o zaman kullanın. Ben her zaman bunu söylüyorum biliyorsunuz. Çok yumuşak bunlar ama. Aa, çok iyi. Çok iyi. Renkleri görüyorsunuz zaten. Hem yaz hem sonbahar bir palet. Hem de günlük kullanım için, özellikle sıcak renkleri seviyorsanız bayılacağınız bir palet olduğunu düşünüyorum. Ben çok sıcak renklerin insanı değilim ama ben öyle dedikçe sıcak renklere doğru çekiliyorum. Ne olacak benim bu halim, bilemedim açıkçası. Şimdi diğer kalan farları da bir swatchlayalım, sonra makyaja geçelim. Ben çok heyecanlıyım ve nasıl bir makyaj yapmam gerektiğini, yapmak istediğimi bilmiyorum. Son sıraya geçtim şimdi. Bu ışıltılar nasıl ışıltı böyle ya? Nasıl bir yumuşaklıktır bu? Nasıl bu pigment? Bu ne böyle, ben bilemedim. Bu nedir bu? Böyle bir şey vardı bir zamanlar. Neydi o? Şurada bir yeşil var. Yok ya, bunlar ışıltılı far falan değil. Bunlar bayağı sıkıştırılmış pigment bunlar. Of 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 of. Bu nasıl bir şey? Ve nasıl sürülüyor? Of, çok güzel. Şuna bakar mısınız? Buna öldüm galiba. Aa, çok güzel. Hemen devam edeyim. Bütün dikkatim hemen anında dağılıyor ya. Böyle bir şey yok yani. Hemen böyle içine giriyorum paletlerin. Sanki ben o paletin bir parçasıymışım gibi falan oluyorum. Ya da rujun ya da işte rimelin falan. Sevince böyle oluyorum ben. Burada çok güzel bir asker yeşili var. Ben yeşil çok seven bir insan değilim ama asker yeşilini hep çok severim. Oldum olası severim. Bir de şu yeşile bayılmış durumdayım. Bu asker yeşili birazcık pigmentsiz mi acaba? Dur bir dakika, şimdi bakacağız ona. Evet. Azıcık pigmentsiz gibi sanki biraz. Hemen biraz daha üstüne şöyle bir geçeyim. Son rengimizi swatchluyorum ve gösteriyorum. Daha sonra da makyaja geçeceğiz. Ben nasıl bir makyaj yapmak istediğimi gerçekten hiçbir şekilde bilmiyorum şu an. Duruma göre bakacağız. Bu da son sıranın renkleri. Şu yeşil gerçekten beni benden almış durumda. Gözüm ona çok fena takılıyor ama bugün onu kullanmayacağım galiba ben ya. Bakalım nereye götürecek bizi bu palet. Göreceğiz. Evet, yavaştan başlayalım artık. Ben kahverengi bir makyaj yapayım diyorum bugün için. Çünkü uzun süredir ben hiç kahverengi makyaj yapmadığımı fark ettim. Bugün şu palette elimdeyken bir kahve makyaj yapalım istiyorum. Öyle düşünüyorum. Bakalım ne olacak bilmiyorum. Şuradaki renkle bir katlanma bölgemden geçerek mi başlayayım bakayım. Burada koskocaman bir aynamız var zaten. Başka bir aynaya ihtiyaç duymasak iyi olacak değil mi?
Şimdi o az önce gösterdiğim renkten biraz alıyorum. Palet tozutuyorum. Bir de ona bakalım. Tozutacak zaten yani. Mat farlar bunlar. Çok normal. Çok önemsemiyoruz onu. Tozutuyoruz, evet. Şöyle bir katlanma bölgemden bir geçeyim ben bununla. Aa, çok güzel. Görebiliyorsunuz değil mi? Tam katlanma rengi. Zaten palette birçok katlanma rengi var bence. Yani istediğiniz tona göre katlanma rengi bulabilirsiniz. En doğal katlanma rengi bu sanırım. Böyle sütlü kahve gibi bir rengi var. Güzel ama. Çok güzel hatta. Çok hoş. Pigmenti de çok güzel şu an. Yani bu sürdüğümün pigmenti gözde görebiliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Yani bayağı rengini veriyor. Ve o kadar yumuşacık karışıyor ki asla gözümü kazımak zorunda kalmıyorum. Çok güzelsin. Bayıldım. Gözümün altından da bununla geçeceğim ben bu arada. Temiz bir fırçaya geçtim. Bu çizgiyi yok etmeye çalışıyorum şimdi buradan. Karıştırdıkça bu arada rengi kesinlikle ve kesinlikle gitmiyor. Gözümün altına biraz daha geçeceğim bunu. Bunun rengini çok beğendim ben ya. Şuradaki rengi yine katlanma bölgemden geçeceğim ama katlanma bölgemin birazcık daha böyle aşağı alt tarafından olacak şekilde geçeceğim. Bu da yine tozutuyor. Ama yani mat var zaten tozutur. Bunu yapacak bir şeyimiz yok. Ayrıca tozutmasının bir önemi de yok. Gözümün altına da dökülmemiş bu arada. Gayet iyi gidiyoruz. Bayağı iyi gidiyoruz. Çok iyi gidiyoruz. Bayılıyorum şu anda. Şimdi ne yapalım? Sarı kullanacağım ama sarıyı en son kullanayım mı acaba? En son mu kullanayım? Ay bilmiyorum gerçekten. Evet evet en son kullanacağım. Şimdi şuradaki en koyu kahverengiyi alacağım. O en koyusu o muydu? Evet evet. Şuradaki acı kahveyi alacağım. Şurada da bir kahve var ama bu birazcık daha böyle çok azıcık onun içinde sanki böyle bir morluk var gibi. Nasıl ne renk? Patlıcan moruna çalan bir renk ama öyle değil. Hani çok azıcık varmış gibi. Bu tam kahve. O yüzden bunu kullanacağım ben bugün. Onu kullanmak istiyorum. O da çok güzel görünüyor ama. Vallahi çok güzel görünüyor. Şimdi ayna arıyorum. Ayna burada ya canım. Sakin ol biraz bence. Şimdi kahveyi alacağım ve dış köşelere yine bu fırçamla. Oo, bu tozutuyor ya. Şuradan bir geçelim bakalım. En köşeleri birazcık koyulaştıralım. Ya bakar mısınız şunun güzelliğine? Vallahi çok iyi. Çok güzel karışıyorlar. Yumuşacık böyle geçiyorlar gözünüzden. Hani öyle söyleyeyim. Böyle fırçayı hareket ettirdikçe yumuşacık oturuyorlar gözünüze. Öyle söyleyeyim. Ne diyeceğimi bilemedim. Ama çok beğendim. Gerçekten çok beğendim. Hiç üzmüyorlar. Ve çok güzel karışıyorlar. Bunun yanı sıra birbirleriyle de çok güzel karışıyorlar. Birbirlerinin içine girmiyorlar mesela. Çok güzel. Bayıldım. Bu arada kahverengi makyaj yapmalıyım ya. Niye yapmıyorum ki ben? Temiz bir fırça.
açık renklerde, aman koyu renklerde daha iyi belli eder kendini, hani renk gidiyor mu gitmiyor mu diye. Ama gerçekten de burada yani. Yakından da bakayım. Aa, çok güzelsin. Göz pınarlarımız için bir palet yok renk, palet yok renkte. Göz pınarlarımda kullanmak istediğim renk yok burada, öyle söyleyeyim. Toparlayamadım ama olsun. Göz pınarlarımızı aydınlatmak için bir renk tam olarak yok burada. En açık olarak şu renk var. Onu deneyeceğim artık. Sadece bu palette makyajı yapmak istiyorum. Şimdi yine şu katlanma bölgesinde ilk kullandığım rengi alacağım. Bu en üstleri birazcık yumuşatmaya çalışayım diyorum. Sonrasında da göz pınarlarımızı aydınlatacağız bakalım. İyi gidiyoruz bence. Çok iyi gidiyoruz. Hatta şimdi birazcık ben bu başka ayna alacağım şimdi. O koca aynayı tutamayacağım elimde. Göz kapaklarımı biraz açayım ben. Bakalım. Patates, soğan, şey. Bu arada hepsini açmayacağım. Şu hizayı açayım diyorum. Evet, kapatıcımla göz kapaklarımı iç taraflarından ortaya doğru birazcık açtım. Şimdi şuradaki sarıyı bir oraya oturtayım, bakayım ne olacak, çok merak ediyorum. Onu kullanmak istiyorum bugün. Şu aynadan bakayım da siz de şu sarıyı oturturken görün istiyorum açıkçası. Yani bu renkleri yapması çok kolay değildir ve bu kadar net çıkarması da zordur. Ve görüyorsunuz. Bu köşelerde kullandığım kahveyi köşelerde kullandığım kahveyi birazcık daha şöyle geçeyim. Şu geçişi aslında yumuşatayım istiyorum ama onu açık renkle mi yapsak? Bir de öyle deneyelim. Bozmayız umarım. Vallahi bozmayız. Çok iyi. Oldu bence. Bu kadar yeter. Fazla uğraşmayalım, değil mi? Bozmayalım yani. Evet, şimdi ne yapalım o zaman? Şuradaki en açık rengi bir alalım ve göz pınarlarımızdan bir geçelim bakalım ne olacak bilmiyorum. Bu arada ben kirpik diplerinden geçecektim aslında ama onu unuttum. Neyse, birazdan oradan da geçeriz. Küçük şöyle bir fırça aldım elime. Bu da bir mat renk aslında. Hani matla geçmese miydik acaba buradan? Bunu kaş altlarında falan da kullansak olur bak. Buradan da güzel oluyor. Belki burada ışıltı istemiyoruz biz. Tamamen mat takılacağız belki. Kime ne? Biraz önce kullandığım rengimi yine alıyorum, bu en koyu rengi. Onu şey yapacağım. Kirpik diplerimden geçeceğim. Şöyle az önce kullandığım fırçamı da bir alıyorum. Olur mu diye bir bakmak istiyorum. Bence olur ama. Gayet oluyor valla. Beauty's'in Twisted kalemlerinden Copper rengini kullanacağım. Copper mıydı bunun ismi acaba? Sallıyor muyum yoksa? Bence sallamıyorum. Ama göremiyorum da. Evet, 198 copper. Sallamamışım. Şimdi bunu bir kullanalım. Ama önce bir ucunu temizleyelim. Bunu da geçebilirdim kirpik diplerimden aslında ama açıkçası çok istemedim. Sadece paletle şey yapalım dedim. Bu niye hala burada bilmiyorum. Dediğim gibi ruhuma bakıyorum ben buradan bence.
Üf, bırak şunu. Bu arada Beavis'in Curlit'ini kullanıyorum şu an. Bu gerçekten sevdiğim bir rimel oldu diyebilirim. Belki de bayılıyordum. Curlit'e de bayıldım galiba. Göstereceğim şimdi size ilk kattaki etkisini. Beavis gerçekten rimel işini çözdü diye düşünüyorum ben. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. İlk kat. Bunda var, bunda yok. Çok iyi değil mi? Bayağı iyi yani. Şöyle bir baktım gözümün altına herhangi bir dökülen var mı diye ama gerçekten de yok. Ben yine her ihtimale karşı şöyle bir yapayım. Bu arada makyajı bitirdik artık. Birazdan kirpiklerimi en son kıvırıyorum ben. Şimdi rujumuzu sürelim o zaman. Ruj olarak ne süreceğim bugün? İşte Sebi'nin rujunu alsaymışım keşke. Bir yıl sonra gelen bir pişmanlık daha. Done. Bravo. Şimdi şöyle bir ruj kullanacağım ben. Ruj. Şunu kullanacağım. Bence buna bu makyaja olacak diye düşünüyorum. Chocolate. Less chocolate. Le chocolate. Le chocola. Artık ne bu rujun adı bilmiyorum ben bir türlü. L'Oreal'in Le Chocola ya da Less Chocolate isimli rujunu kullanacağım. Wet n Wild'ın şöyle bir dudak kalemi var bende. Onu kullanacağım. Willow'muş bunun adı. Bunun uyacağını düşünüyorum o ruja ve bu makyaja da. Şuradan bakabilirim artık bence ya. Bu kalemler çok güzel. Evet, makyajımızı tamamladık artık. Makyajımız bitti. Dudak kalemi olarak Wet n Wild'ın bu Willow isimli dudak kalemini kullandım. Sonra da L'Oreal'in bu Less Chocolate ya da Le Chocola serisinin Volupto Choco ya da Volupto Cacao tam bilmiyorum okuyamadım ismini. Bu rujunu kullandım. Bence bu makyajı çok da yakıştı diye düşünüyorum ve Get Noticed'i almadığım için bir kere daha çok pişmanım. Evet, makyajımızı bitirdiğimize ve size yine mantıklı hareketlerle gösterdiğime göre şimdi birazcık paletten bahsedeyim istiyorum son olarak gitmeden önce. Bildiğim kadarıyla eğer ben karıştırmıyorsam ya da yanlış hatırlamıyorsam bu ödüllü bir palet. Ya da Night to Night mıydı emin değilim ama biri ödüllü onu biliyorum. Yani bu palet hakkında benim çok fazla söyleyeceğim bir şey yok. Ödüllü bir palet. Hani ben daha ne diyebilirim bu palet hakkında öyle değil mi? Ama hayır söyleyeceğim bir şeyler var. Evet var. Söylemek istediklerim var. Ben de söyleyeceğim. Bana ne? Şimdi söyleyeceğim şu. Palet gerçekten çok güzelmiş. Aşırı beğendim paleti. Gerçekten çok beğendim. Şu renkleri görüyorsunuz. Yani renklerin güzelliğini görüyorsunuz. Şu sarının göze transfer oluşunu görüyorsunuz zaten. Hani ben daha ne diyebilirim bilmiyorum. Çok aşırı beğendim. Bütün renkleri çok beğendim. Çok güzeller. Gerçekten çok güzel. Yani gözüme yaptığım bu makyaj benim çok hoşuma gitti. Mat renkleri göze transfer edebilmek, kolay bir şekilde transfer edebilmek, yumuşak bir şekilde yapabilmek, göze transfer ettikten sonra onun gözde kalmasını sağlamak çok kolay şeyler değil biliyorsunuz. Bazı mat renklerde transfer edememe sorunuyla karşılaşırsınız ya da transfer ettikten sonra dağıtırken uçması kaçması sorununu yaşarsınız. Bütün bunlar yaşanır. Ama bu palette asla öyle bir şey yok. Gerçekten çok güzel bir palet olmuş. Çok beğendim. Bütün renkleri kullandım. Bütün renkleri çok beğendim. Swatchladığım kadarıyla bütün renkleri de çok çok beğendim. Gerçekten çok çok beğendiğim bir palet oldu. Renklerin birbirleriyle karışmaları çok güzel. Kendi başlarına karışmaları çok güzel. Birbirleriyle karışırken birbirlerinin içine girip kirli bir görüntü yaratmayışları çok çok güzel. Işıltılılar inanılmaz güzel. Daha çok mat severlere yönelik bir palet yapılmış ama içinde 3 tane çok güzel ışıltılı renk var. Hatta onlar sıkıştırılmış pigment galiba. Tam olarak ışıltılı da diyemem ben onlar için. Onlar da çok çok güzel. Palet inanılmaz güzel. Gerçekten çok çok hoşuma gitti. Ben seveceğimi biliyordum aslında. Hani sevmek çok ayrı bir şey. Evet seveceğimi biliyordum ama
Sevmenin üstüne bir de gerçekten çok çok beğendim. Hani evet sevecektim. Sonuçta bizden biri bu işi çok çok başarıyla yaptı. Zaten çok sevecektim ama bir de bu kadar güzel olunca ben aşırı çok mutlu oldum. Ne diyeceğimi gerçekten bilemiyorum. Çok çok mutluyum. Hem Sebi'nin böyle bir işbirliği yapmasından dolayı hem de bu kadar güzel bir palete sahip olduğumdan dolayı gerçekten çok çok mutluyum. Çok beğendim. Söyleyeceklerim bu kadar. Bugün birlikte çok aşırı beğendim, bayıldım. Gerçekten böyle büyülendiğim bir palet inceledik diyebilirim. Çok çok hoşuma gitti palet. Palete inanılmaz bayıldım. Sebi Bebe'nin, Sebile Ölmez'in Revolution'la birlikte çıkardığı Day to Day paletinden tabii ki bahsediyorum. Paleti çok çok beğendim. Yani paletle zaten duygusal bir ilişki kurmuştum. Yani hepimiz kurmuştuk eminim. Ama bunun yanı sıra bir de palet güzel olunca insan daha bir mutlu oluyor. Ben palete bayıldım. Hala denemediniz mi? Benim gibi sona mı kaldınız bilmiyorum ama kaldıysanız kalmayın. Bu paleti kesinlikle deneyin. Gerçekten çok çok seveceksiniz. Mat renkleri de seviyorsanız bence kesinlikle bakmanız gereken bir palet olduğunu düşünüyorum. Çok güzel bir palet. Gerçekten çok çok beğendim. Yavaştan gidiyorum. Daha fazla söyleyecek bir şeyim kalmadı çünkü. Videoyu beğendiyseniz beğenebilir. Kanalıma abone değilseniz abone olabilir. Benden gelecek videolardan haberdar olmak isterseniz de bildirimlerinizi açabilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Gelecek videoda görüşmek üzere. Hepinize çok sevgiler. Hepinize çok çok selamlar. Hepinizi kocaman öpüyorum. İzleyen herkese çok çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.